Özgür Gündem gazetesi kapatıldıktan sonra biz yeni bir gazete kurduk. Okurlarımızın haber ihtiyacını karşılayabilmek için Özgür Ülke'ydi ismi. Özgür Ülke gazetesi Kadırga'da, İstanbul Kadırga'da 3 katlı bir binada çalışıyordu. İşte 3 Aralık sabah saatlerinde aynı anda bombalandı. Yani bunun aynı anda bombalanması, işte kullanılan bombanın TNT mi deniyor, C4 mi deniyor, tam tabii anlamam ben o işlerden, yapılması itibariyle bunun zaten devlet tarafından yapıldığına dair çok büyük bir işaret. O tabii telaşta ve o ilk günde gazeteyi ancak 4 sayfa olarak yapabildik ama matbaaya yetişti ve ertesi gün bayilerdeydi. Yani gerçekten bir yanda müthiş bir faşist saldırı, yani bu katliamcı bir faşist saldırıydı. Ancak ona karşı bir araya gelen bütün sol güçler, devrimci güçler bu saldırıyı bu şekilde karşılamış oldular. Yani gazetenin ertesi gün bayilerde olması o anlamda verilebilecek en güzel cevaptı. Biz gazeteciyiz, yani başka ne yapabiliriz ki biz bu? Ya devlet aklı bence kendini geliştirmeye çalışıyor. Yani kafa aynı, anlayış aynı fakat yöntemlerini değiştirmeye çalışıyor. Yani özellikle son 10 yılda biz gazetelerimizi tekrar çıkardık. Yani bazen işte bizi çıkar çıkmaz kapattılar. Ertesi gün yine çıkardık. Devlet aklı da yani bunları nasıl engellerim? Eskisi gibi tabii bombalayarak, öldürerek işini yapamaz hale geldi ama bunun yerine şimdi de işte toplu davalar yapıyorlar. Yani önce Keceke basın dedikleri davada 46 arkadaşımız yargılandı. Uzun süre cezaevinde yattılar arkadaşlar. Daha sonra işte yazın biliyorsunuz Haziran ayında Diyarbakır'da 20 arkadaşımızı alıp sonra 16'sını tutukladılar. Sonra o yetmedi. Geldiler Ankara'da Ekim ayının sonunda 11 arkadaşımızı alıp 9'unu tutukladılar. Yani devlet aklı öldürmese de bir nevi gazetecilik yapamam anlamında arkadaşlarımızı cezaevlerine atıyorlar. Nitekim zaten işte biri ev hapsi, biri adli kontrol olmak üzere tam 40 arkadaşımız cezaevindeydi. Dün birisi tahliye oldu. 39 arkadaşımız hala şeydedir, cezaevindedir. Hükümlü, tutuklu olaraktan. Ya dediğim gibi özellikle şey var. Yani bir, yani bizi yok etme anlayışı var. Bu yani modern zamanlarda biraz daha farklı oluyor. Ama yani şeyle bu Kadırlı'daki binamızın bombalanmasıyla bizim kaybettiğimiz maddi değerle inanmazsınız. Diyarbakır'da bizim şu anda kaybettiğimiz maddi değer hemen hemen aynı, biliyor musunuz? Korkunç bir aslında şey var, maddi bir zarar var. Evet, binayı yakmıyor, yıkmıyor ama buradan aldığı teknolojik maddeler o kadar pahalı ki aslında Diyarbakır artı Ankara'dan götürülen ve şu anda devletin elinde olan, polisin elinde olan malzemelerin ederiyle belki de Kadırga'da bizim yanan bombayla yok edilen binalarımızdaki maddi hasar aynıdır. Bu anlamda devlet yani sadece şeklini değiştirmiş olarak bize yani maddi ve manevi zarar da bulunmak da istiyor ve hala bundan devam ediyor. Yani hala devlet aklı bizi işte bu şekilde korkutarak, bombalayarak, hadi bombalamaktan vazgeçtim diyor. İşte gelip basıp bir buradaki işte eşyalarımızı götürerek, bizim bu eşyalar olmadan gazetecilik yapamayacağımız bilindiği için götürüyor. Devletin aklı hala bizi gazetecilik yaptırmamak yönünde. Oysa bizim gazetecilik sadece gerçekleri anlatmak. Valla susturulamadığı gibi daha da büyüdü. Yani dediğim gibi onlar hep, yani bu devlet aklı hep aynı şeyleri yaparak değişik sonuçlar alacağını düşünüyor. Oysa yani bize işte Nietzsche'nin lafı galiba, beni öldürmeyen darbe beni büyütür olayı. Yani biz her darbe yediğimizde gazetemizi, yeni bir gazete çıkardık, daha güçlü gazete çıkardık, daha geniş gazete çıkardık.
gazeteler yetmez dedik, ajanslarımızı kurduk. Ajanslar yetmez dedik, işte televizyonlarımızı kurduk. O nedenle biz yolumuza büyüyerek, daha genişleyerek devam ederken Devlet Haklı nedense aynı şekilde...